Arkadaşlar merhaba. Bugün değişik bir çekim yapacağız sizler için. Daha önce Ferman Akgül'le yapmıştık biliyorsunuz. Bugün de Ender'le, yani sizin bildiğiniz Norm Ender'le beraber Golfar'la gazlayacağız. Norm Life bebeğim. Aynen, bugün gazlayacağız. Güzel, keyifli bir gün olmasını diliyoruz. Aynen. Bu arada Ender Alfacıymış. Muhabbetini de yapacağız. Hadi görüşürüz. Biz kullanmaya gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Başlasın. Falan. Başlasın. Gazlıyoruz. Arkadaşlar selam herkese. Ender'le birlikte arabanın içine geldik. Çok sıcak bir gün. Aynen. İzmir'den kalma bir gün. Sen de bir İzmirli olarak yolda gelirken şu klimamızı açalım biraz daha. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Kuru. Nasıl gidiyor? Vallahi 10 numara 5 yıldız. Araç bunun gibi gidiyor yani. Bunun güzel gibi gidiyor. Uzuyor diyorsun. Aynen uzuyor. Süper valla. Ya ben Türkçe rap dinlemiyordum. Hı. Rap çok severim işte, DMX dinliyordum, Tupac dinliyordum falan. Sonra sana da yolda anlatıyordum ya. Aha. Kıbrıs'ta yurtta kalırken bir tane yurtta arkadaşım kız arkadaşından ayrıldı. Ulan senin şarkıyı dinliyor eksik eti. Ama bangır bangır. Bir kulak şey yaptım, şarkı ciğerli. Hani biz böyle ciğerli araba diyoruz. Aynen. Hakikaten hani şarkı mesaj direkt nokta atışı. Ya. Bayağı öyle bir işte Norm Ender falan, senin hatta albümü falan indirmiştim o zaman. Aynen, eyvallah, sağ olsun. Bir de şey, bu eksik etik ilk çıktığında bizde zaten araçla ilgili de arabalarla ilgili de bir anımız var. İlk çıktığında şey inmiştim, bizim Bornova'da Küçük Park dediğimiz böyle üniversite öğrencilerinin, gençlerin falan takıldığı bir yer vardır. Şarkıyı ilk dedikten böyle yaklaşık işte birkaç saat sonra diyeyim, aşağı inmiştik, bir büfede oturup bir şeyler yiyorduk falan. Bu şarkı artık nasıl dağıldıysa, MSN'de yolladığım arkadaşlar ne ara dağıttıysa, nasıl MSN olduysa, var o zaman tabii. Tabii Messenger falan var yani. Windows Messenger. Ben 5 tane arkadaşıma attım, çıktım dışarı. Şarkı ama nasıl patlamış dağıldı anlamadım. Yani 3 saat, 4 saat içinde bütün her yerde falan. Balçova'da Hondacılar, Honda Club toplanmışlar böyle. 10-15 tane işte CV'inden tut işte bilmem ne, S2000'ine kadar falan. Hepsi de aynı şarkıyı açmış. Aynı şarkıyla şey cycle diyoruz böyle, dönüyorlardı, millete hava atıyorlardı falan. Bizim yanımızdan bir baktık, aa bizim şarkı, eksik etek bu falan. Eksik etek. Daha yeni yükledik biz bunu, bunlarda ne işi var falan diye. Durdu bir tanesi hatta işte. Kitle ima silahı. Aynen, bir tanesi durdu, şey dedik. Ya dedi, güzel şarkıymış, kim söylüyor falan. Ya işte Norm diye bir çocuk çıkmış falan, ortalığı kasıp kavuruyor falan diye. Kim diyor, bizim elimizde sandviçler falan bakıyoruz. Güzelmiş, biz de işte indireceğiz eve gidince falan diye. Harika. Gerçekten şey, o şarkı iyi patlamıştı. Şimdi de Aura. Yeni Aura. Albüm. Aynen, yeni albüm. Hatta bir tane de albümüm oldu valla. Aura renkleri çok güzel. Tam böyle Aura. Sanat rengi ya. Sanat mavi rengi. Yaratıcılığı sembol ediyor işte Aura'da. Sen yalnız bayağı genç duruyorsun ha. Normalde eyvallah, yaşıtız değil mi sen? 80 kaçlısın? 5'li. 85 ya. Ben de 6'lıyım. Aynen. Bu genç duruyorsun yani. Ya benim babam da öyleydi, annem de öyleydi. Bizde bu gençlik yeni denen şeyden var galiba. Ortaokulda falan annem geldiğinde ablan geldi diye çağırıyorlardı beni. Babam geldiğinde abin geldi diye çağırıyorlardı beni falan. Bayağı bir şey var yani, bilmiyorum. İyi bir şey, işime yarayan bir şey. Tabii canım. Adrenalin de insana iyi şey aynen tutuyor. Ama bağımlılık yapıyor adrenalin de. Şimdi gazlıyorsun. Daha da hep ya, mesela geçen onu konuşuyorduk. Yarış pilotları hep değişik şeyler yaparken vefat ediyor. İşte Colin McRae helikopter kazasında vefat etti. Tabii bu adamlar limitleri hep zorladı, yüksek tuttuğu için zorluyorlar. Limitleri zorlayınca da bir yerde maalesef kaza oluyor. Yani hepsi otomobil haricinde vefat etti. Yani şöyle bir ölçüm yapılmıştı bildiğim kadarıyla. Bu adrenalinle ilgili. Bu mutluluk hormonu var ya, endorfin. Endorfin. Dünyada meslek grupları arasında en çok endorfin salgılayan insanlar müzisyenlermiş. Şeyler vardır hep. Hiçbir insanı yarışırken mutsuz gördünüz mü falan diye. Doğru söylüyorsun. Onun gibi. Doğru söylüyorsun. Evet. Az evvel bir iki gazlayınca zaten böyle sen. Değil mi? Bir böyle. Öyle bir koltuğa şey, yapışınca falan hissediyorsun o kanın, tüylerdeki şeyi. Kanın damarlardan geçtiğini hissediyorsun böyle. Aynen. Her araba yapamıyor tabii bunu. Yani tabii bu tabii. Golfar 300 beygirlik makina. Şimdi şöyle, güçle arabanın yapabildikleri aslında orantılı değil. Kimi araba çok güçlü oluyor, hı hı, ama keyif almak için çok üstüne çıkman gerekiyor. Bu da öyle bir araba aslında. Hı hı hı. Yani mesela Evo gibi ya da işte Focus RS gibi değil. Hı hı. Bunda böyle çok çok abanman lazım ki hakikaten hissedebil bir şeyleri. Focus RS'te falan üf, yanmıyor zaten. Ama daha temel mesela şey aldın ya, modu aldın. Race moduna. Aynen, race modunda falan felaket. Ben de hissettim yani. Tabii burada. Tabii. Senin albümü taksak telif yer miyiz videoda?
Sanmam herhalde ya. Dokunmatiğe bir devam bakayım değil mi? Fransız araçlarında birazcık geç algılıyor bu dokunmatik olayı var. Şimdi ya onları da geliştirdiler artık. Eskiden bunların da geçti mesela. Hı-hı. Şimdi onları geliştirdiler. Evet. Kendini ben hep merak etmişimdir. Kendini dinlemek nasıl abi? Vallahi garip. Ya ben yaparken de içinde bulunduğum için hep. Hepin efsanesi yine çizilecek birçoğunun kestanesi. Sahnede bakslara hükmedeceğiz. Sahnede bakslara küpredeceğiz. Sizinle deli gibi dans edeceğiz. Yo bu da size fazla. E hadi gazla. Sede kalkans gibi sallıyorsun. Tabi her şey moda. Biri seni sevmeli. Hızlı ve öfkeli kaslı. Ya bir siz göremiyorsunuz nelerin olduğunu da. Ben burada ya kendimi tutuyorum yani. Şöyle rap diyordun ya yolda. Aynen. Yani araba kullanan, araba seven insan kesin rap dinliyordur. Bir şekilde bir kesin rap şarkısı vardır favori. Kesinlikle. Yani mesela açtık senin şarkıyı. Nasıl kazanmak istiyorsun yani. Aynen aynen aynen. Araçların aslında gözükmeyen hızlı ve öfkeli modudur rap yani. Aynen öyle. Ben ilk kazamı yaptığımda işte şey çalıyordu mesela. Ben şey trans falan da çok severim. Tiesto çalıyordu. bazı ülkelerde onlar yasakmış araç kullanırken o, falan. Mantıklı. Hatta Eminem'in Lose Yourself şarkısı aynen yasaklanmış. Doğrudur. Çünkü kaza raporlarında o şarkı çıktığında çok gaza geliyormuş şoförler falan. Hani böyle insanın dikkatini, adrenalini arttıran, basma ihtiyacı uyandıran bir şarkı diye yasaklamışlardı bazı ülkelerde. Müzik açtığın zaman hızını ve işte arabanın falan tepkilerine daha az anlıyorsun, bastıkça tabii, tabii basıyorsun. Çünkü yani bir duyu organını ele geçiriyor sonuçta. Aynen öyle. Oradan beynine hükmediyor o anda. Hükmediyor, normal gittiğinden daha da hızlı gidiyorsun. Tabii. Ve kazaya mal veriyor tabii. Aynen. Ya senin bu sound çok iyi ya. Aynen. Giriş süper. Ya direkt gazlesi geliyor. Aynen. Sakin ol. Tamam. Rap dinlemeyi yasaklıyorum sana. Yavaş. Hayır. Deli dediler inanmadık. Hayır. Benden delisi de varmış arkadaşlar falan. Gelelim senin otomobil macerana. Sen otomobillere meraklısın bayağı. Öyle duydum. Çocukluğumdan beri. Aynen. Vardır zaten biraz merak. Erkek olup da hani otomobil sevmeyen çok az kişi var. Hani yoktur. Hiç alakası olmayan adam bile hani bir yolda görünce aa rengi çok güzel, aa aynen çok iyi falan der yani. Ya aynen, da aynen illaki bir arkadaşı vardır ulan bir gidiyor fena falan. Kesin vardır bu. Bizde hani bizim özellikle bizim coğrafyada hani o birazcık böyle maço erkeklerin evet benimsediği at. At avrat silah. Ha, oradaki atı. Benim de ilk aracım Alfa'ydı. Alfa? Aynen. Aa, zaten dur ben geleceğim oraya. Aynen. Sen Alfacı olduğunu bilseydim ben sana Alfa ile gelirdim. Bende 156 var biliyorsun söylemiştim. Aynen söylemiştin. İşte abimde GT vardı falan. Süper Alfacıyızdır. Ya, süper. Sen anlat Alfa hikayeni bir senden dinleyelim. Vallahi ilk işte Alfa'yı daha görmeden önce yani bilmeden önce araç bakıyordum ben. Showroom'a gitmiştik falan. Otoparkında da bu aracı gördüm 145. 1.7, 16 var. Boxer. Of, tam ciğerli oldu tam, seneler. Tam yani böyle 2003 yılı falan. Araç daha 5 yıl falan yani. Çıktığı 5 yıl olmuş. Bir de benim baktığım araç 3 sene gümrükte yapmış falan. Daha böyle hani süperdi. Bir de rengi böyle sedefliydi. Güneşte falan böyle patlıcan evet moruna çalıyordu böyle. Lacivert arası karışık bir tondu. Çok güzel. Mükemmel bir renkti o. Gördük falan aldım. Yani İçine bindi falan o ses o bilmem ne. Ben sanıyordum ki hani içinde bir şey var aracın. Bir şey yapılmış özellikle ne bileyim egzoz yapılmış falan filan. Meğerse Alfa'ların orijinal sesi öyleymiş tabii, yani. Baksın, canavar gül, gibi. Gül, 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 gül. Çok felaketti yani inanılmaz bir şeydi. Sonra işte ufak bir pazarlık mazarlık ıvır zıvır aldık aracı. Ben de hani ilk aracımı böyle bu kadar hızlı. Babamın zaten korktuğu şeydi yani. Bu kadar hızlı bir araçla başlıyor olman kötü falan evet filan diye. Ama kullanmaya başladıkça falan araca falan iyice alıştım alışınca falan. Ben ama böyle pek fazla hız yapma hani hızdan zevk alan bir insan değildim de daha çok böyle o arabanın hani vermiş olduğu böyle hislerle bir hislerle aynen düşük devirlerde düşük hani viteslerdeki yüksek devirleri falan beni cezbediyordu. Aynen öyle bak çok güzel bizim kafadasın. Hı-hı. Atmosferik içi tam. Aynen aynen.
Ya ben zaten böyle güzel araçların da en büyük tadının o düşük viteslerde çıktığını düşünüyorum yani o motorların falan. Aynen yani onlar tabii hani çok hani aşırı güçlü değil ama düşük hızlarda zaten o kadar keyif veriyor ki sana tabii. Virajlarda dar işte 60-70 ile döndüğün dar dağ yollarında mesela. Aynen. Harika işte İzmir'de ben rally yaptım. Co-pilotluk yapmıştım 2 sene 3 sezon kadar. İzmir'de Beyler Etabı var, FM Çukuru var falan. Yollar efsane orada. Böyle inişler minişler. Tabii. Alfa 33 ya da 145 tam o yolun arabası mesela. Aynen. Birçok BMW'yi komaya soktuğumuz olmuştu yani. Arkadaşlarım şahit ona. Sende de var yani bir gazcılık. Yok canım yani. Yaşın verdiği bir şeyle böyle. Evet. Hafiften böyle trafik ışıklarında yan yana gelince. Tabii gençken diyorsun. Yaşıt bir insanla falan böyle. Adam da var diyelim işte güzel modifiye etmiş bir BMW 320 falan var böyle. Bakıyor o segment de güzel. İyi tamam kalkalım mı kalkalım falan. O tarz muhabbetlere girmiştim ama hani yaşla tabii, alakalı artık. Bir şey. Artık olgunluk tabii, falan. Ben ya mesela... Ben hiçbir zaman yarışmak istememişimdir biriyle. Hı-hı. Çünkü Allah korusun yani adam gaza gelir bir de kim olduğunu da bilmiyorsun. Falan. Tabii tabii. Hani arkadaşımla falan yarışırım ama tanımadığım aynen. adamla hiç girmem otopark. İşte her şeyde vardır o. Bizim işte de vardır. Hatta boksörlerde şey de der ya hani boksu bilmeyenden korkacaksın. Aynen öyle. Çünkü boksu bilse ne yaptığını bilir, nereden yumruk atacağını bilir falan bilirsin. Ama boksu bilmediği bilmeyen için nereden ne çıkaracağını bilemezsin kimdir. Diye. O da o hesap şimdi. O araçta da o adam da kim oturuyor koltukta? Peki daha önce yapmış mı? Bir evet, deneyimi var mı? Evet. Bir anda kıracak mı önüne? Ne yapacak? Aynen, ne edecek falan aynen, bilmiyorsun. O sıkıntıları var işte. O yüzden birazcık ara veriyorsun. Gençlerimizi pistlere davet kesinlikle. Ediyoruz. Kesinlikle. Zaten kesinlikle. İstanbul Park'ın çevresindeyiz. mutlaka piste gelin arkadaşlar. Pist fiyatları da açıklandı. Bu sene çok daha uygun. Alın arabanızı 100 beygir, 50 beygir hiç fark etmiyor abi. Dediğin aynen. olay. Yani araba virajda o tepkileri falan pistte tam tabii. anlayabiliyorsun. Tabii. Yani ben burada yolu çok iyi bildiğim için gene hani gazladım ama normal yolda bu kadar gazlayamam. Sen bayağı gazladın canım. Bir de rap seviyorum ya şimdi. Hayır. Ben de gaza getiririm benim şarkılarda falan da gaza getiririm. İnsan gaza geliyor. Evet, biraz arkadaşlar. Gaz bir insanımdır ben de. Gazla çalışan. güzeldi olsun. Biz yine şöyle. 2003 senesinde ben Amerika'da bir sene kaldım. Lise zamanı işte AFS diye bir organizasyon var. Orada değişim programı. Orada Amerika'ya gittim. Orada Amerikan futbolu oynadım ben. Amerikan futbolunda maçlardan önce abi rap dinliyorduk. Süper. Böyle DMX falan. Hardcore böyle işte. Başka, gaza getirsin diye. Gaza getirsin diye ama geliyorduk yani. Aynen. Koşa koşa maça çıkıyorduk sonra. Oranın kültürü çok, çok zevkliydi. Bizde ya. Mesela hip hop kültüründe de vardır. Özellikle Latin Amerikalıların falan. Lowrider. Lowrider. Aynen. Zıplatıyorlar falan. Evet. Bizde West Coast rapçilerinin böyle G-Funk dediğimiz bir stili vardır. Onda falan çok böyle klipleri vardır hatta. Cypress Hill'in Lowrider diye Low şarkısı vardı. Ben aynen. şeyi çok severim. Training Day diye bir film var. Aynen. Training Day'deki. Aynen. Efsanedir o müzik ya. Denzel Washington'ın filmi aynen. de. Ona da Denzel Washington denmesine kızıyormuş. Danzel deniyormuş Danzel. Ya. Danzel'miş. Doğrusu olmuş. Biz de öyle diyelim. Ne yapalım? Danzel biz abi. Diyorsak efsane sorayım. Filmdir ya. aynen. Training Day'de bir sahne vardır böyle açar işte konsoldan. Hidrolikleri. Aynen hidrolikleri falan. Ondan sonra şey çalar. Still Dre çalar. Still Dre tamam. Dr. Dre'nin bir şarkısı o, çalar. O ben mesela benim şey zaten. biz o kafayı Kıbrıs'ta benim Talus'la yaşıyorduk. tamam mı? Talus şimdi büyük araba. 4 kişi doluyorduk. Still Dre'yi açıyorduk böyle şey. Lowrider böyle. Uzinale. mesela o araçların da kültürü odur. Hız için değil tamamen hava üzerine yapılmış bir şeydir. Ama i̇şte, bizim Türkiye'de yok. Onun gibi şöyle, Lowrider yok, Türkiye'de şey var, işte air araç var. Basma var, basma var işte air, işte stance falan var, öyle ifade ediyorlar kendilerini. Hı-hı. Ama tabii o arabalar nasıl yol tutuyor, ne yapıyor ben çok merak ediyorum. Ben hiç sanmıyorum yol tuttuğunu arabayı. Fuar aracı gibi kullanıyorlar. Fuar, yani. Aynen, kısa gösteri için kullanıyorlar. Hı-hı. Şimdi Lowrider dedin, stance falan dedik, abi sen ne kullanıyorsun? Bak şu geçen işte, Polo. Polo. Ya niye diyeceksin? Şehir aracı. Şehir aracı. Birincisi çok az yakıyor ki bu ülke için çok önemli bir şey. İstanbul gibi kesinlikle ben şehirler arası zaten yolculuk için tavsiye edebileceğim bir araç değil. Ama şehir içi bir araç. Fıtı gitmek için. Süper yani. Ben memnunum. Abi bak rapçi adamsın. Sana böyle niş bir araba toplamak lazım. Böyle bak değil mi? İlla hani pahalı bir şey de değil. Lowrider gibi bir Ford Taunus da olur. Atıyorum Anadolu'nun. Aynen. Özel bir modeli işte. Bir Mustang güzel gider. Mustang ya. Falan olur. Bence abi rapçi adama bu gider. Hı hı. Ya da
GTO'ların ben hastasıydım. GTO. Ben Amerikan ben de çok severim. Rapçi adama gider yani. Her türlü. Sana bulalım bir toplayalım bir makine. Bizim zaten hazır İstanbul'dasın. Amerika'daki muadillerimizin maşallah 7 tane aracı var. Her tabii gün canım. Başka bir tanesini biniyorlar falan filan da. Bizim ülkede yok genelde biraz kazançla kültür, ilgili. Biraz kültür de fark ediyor tabii. Şimdi bizde lowrider bilmem öyle bir kültür yok. Golf'ları nasıl buldun? Vallahi çok iyi. Yani İç mekan falan. Çok çok iyi. Hani dizayn falan da güzel. Ya ben zaten Volkswagen'e alışık olduğum için kendi aracımdan. Bir de ama şey, ben Volkswagen'in şu özelliğini seviyorum. Tok bir araba ya. Aynen. Abi bak bunda launch control var. Race'i alıyorsun, ESP'yi kapatıyorsun, frene basıyorsun, gaza tam basıyorsun, 4000'de tutuyor. Kullanacaksın mı? Merak ediyor musun Golf'ları? Tabii canım. O zaman evet. Bir tadına bak ya, Golf'lar iyidir yani. Bir de ben bineyim. Bir de ben. Bir ver, sen hep sürersin. Bir tur da ben atayım falan aynen. Diye. Sen hep sürersin falan. Aynen. Aynen öyle. Koltuk ayarlarımızı. Aynen. Burada çok komik. Bunlarda anahtarsız giriştirme çalıştırma var. Test araçları geliyor. Alışkanlıktan millet çiziyor burayı anahtarla. Bizim arkadaş da sticker yapmış. Millet çizmesin diye. İşte herhalde başkaları da kullanıyorsa. Ben otomatik devam. Vites kullanmıyorum. Sen düzcüsün. Aynen. Ben düz vites abi. Süper. Düz vites keyifli ama bu İstanbul trafiğinde tabii aynen, hani düz vites de şey. Ben anlamıyordum neden böyle otomatik. Ha, şimdi tam anladın gelince değil mi? Anladım aynen. Bayağı bir bacak kası yapmışımdır yani bu trafik. Tabii yani hiç çekilir gibi değil ya. Bir heyecanlandırıyor değil mi direksiyona oturunca. Altında da 300 beygir olunca. Bazen böyle yolda gidiyoruz takipçiler tanıyor. Güzel. Frenler önde 340 milim arkada 310 milim frenleri. Yani iyi duruyor araba. Limitleri falan oldukça yüksek. Bir Haldex 5 işte ön taraf akıllı işte o bakıyor kayma falan olursa hemen arkaya da gücü veriyor. Oranlıyor bayağı tutuşu yüksek limitleri. Bu arada ses hoparlörden içeri veriliyor. Motu bak bir bas şurada. Hoparlörden geliyor bu ses. Çok ilginç ya. O ilginç yeni neslin şeyleri. Hoparlörden geliyor ama gene en azından çok çok sunni değil. Yine de bir insan bir manuel istiyor değil mi? Aynen. Avrupa'da var manueli. Türkiye'ye getirmediler diye biliyorum. Ben de manuelciyim. Ama bu DSG de o kadar iyi ki be kardeşim. Tabii. Yani hem rahat hem de acayip hızlı vites atıyor. İşte Focus RS'le kaldırmıştık. Geçti Focus RS'i bu. Çok iyi, iyi değil mi? Ses sistemi de güzel. Aynen. Ya Golf'ün olayı biraz bu Golf'ların. Her şeyi sunuyor. Kalite, işte performans falan. Onun için diyorum ya ben tam müdür arabası diye. Bu genel müdür arabası hakikaten uyuyor ona. Frene basıyorsun abi. Basıyoruz. Gaza köklüyorsun. Ve launch. Çok iyi ya. Çok zevkli. Nasıl değil mi? Gidiyor. O şey vardır ya hani. Koltuğa yapıştırma. Aynen öyle. Şuraya para koyarsın uzanamazsın falan. Aynen. Falan diye. Bu, o hissiyatı yaşatıyor aynen. Yalnız bu araçta her türlü uzun yolda yapılır. Konforu da var. Yani işte var. Bu hatch ama uzun yol konforu da iyi. Çok iyi. İşte şeyi aldık, Eco'ya aldık. Yumuşuyor hemen araba. Rüzgar yalıtımı güzel. Mesafeleri de kısaltır. Aynen öyle. Mesafeyi de kısaltıyor. Vallahi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Böyle geldin konuk oldun bize. Süper oldu ya. Vallahi harika oldu. İnşallah gene çekeriz yani isti böyle. Çekeriz. Eğer güzel bir makine alırsak hatta senin makineyi olur, çekmeye geliriz. Olur. Hatta bir Alfa'yı mesela test edebiliriz. Aynen tamam. Alfa da olabilir bak. Benim Alfa'yı çekeceğiz. Beraber istersen Alfa'yı da çekebiliriz. Hem görmüştüm ben sizin videoların altında. Alfistiler de bu konuda çok zorluyordu, istiyordu sizi falan. Onunla mesela Zeynep onların Altı'yı da cevabını hem Alfa tarihini böyle konuşuruz falan. Aynen öyle. Güzel işte, olur. Henry Ford'un söylediği sözden tut işte falan. Aynen. Olur valla. Çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eline ayağına sağlık. Sağ olasın. Biz Golf'le biraz gazlayacağız arkadaşlar. Aynen. Görüşmek kapatıyoruz. Üzere. Normal bebeğim.